Değerli basın mensupları, öncelikle 32.sinin düzenlemiş olduğumuz muhasebe haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz basın toplantımızda hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Denizli Mali Müşavirler Odası tüm kurumları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 1-7 Mart muhasebe haftası olarak kutlanmaktadır. 13 Haziran 1989 yılında yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasamız 114.000 serbest muhasebeci mali müşavir ve 4800 yeminli mali müşavir sayısına ulaşarak ayrıca 18.000'de Türkiye genelinde stajyeri olan bir kurumsal kimliğe kavuşmuş durumda. İlimizde de 1283 üye sayısıyla 152 stajyeriyle iş dünyamıza hizmet vermekteyiz. Hayatımızın her alanını etkileyen pandemi dolayısıyla muhasebe haftamızı sınırlı bir organizasyonla kutlamaktayız. Covid-19 süreci mali müşavirlik mesleğinin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tam mıdır? Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği kurumsallaşma sürecini tamamlayarak ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olmuştur. Muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin ne kadar hayat önemi haiz olduğu pandemi dönemi boyunca daha iyi anlaşıldı. Mali müşavirler pandeminin zor şartlarında, görevi başında işletmelerimize ve ülkemize hizmet vermeye devam etmiştir. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz ve mensubumuz hastalandı ve bazı meslektaşlarımız aramızdan ayrıldı. Halen hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar aramızdan ayrılan meslektaşlarımız da Allah'tan rahmet diliyoruz. Pandemi süreci mali müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini net ve açık bir şekilde göstermiştir. Hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmesi, hem kamu finansmanının sağlanması açısından kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarıyla yerine getirmektedir. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken beyannameleri, tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışı mali müşavirler tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca KGK, TİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı ile KOSGEB gibi ekonomide diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları ve meslek mensuplarımızın hizmetlerine yararlanmaktadır. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan serbest muhasebeci mali müşavirler, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır. Kaliteli hizmet sunarak işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Mali müşavir, vergi hedeflerinin eli ayağı, kamu otoritelerinin gözü kulağı, ticari hayatın hafızası ve ülke ekonomisinin teminatıdır. Mali müşavir, işletmenin kuruluşunu gerçekleştirerek yaşam döngüsünü oluşturur, başlatır. Mali müşavir, işletmenin vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek ülkenin kalkınmasına hizmet eder. Mali müşavir, çalışma hayatının
vazgeçilmez çalışanın dostudur. Mali müşavir tüm kurumların sağlıklı ve doğru bilgiyi ulaşmasının anahtarıdır. TÜRMOP ve odalarımız kamu yararına sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitim noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren devletin vergi gelirlerinin artırılmasının katkısına ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavir mesleğinin önemli sorunları da bulunmaktadır. Çözümünü talep ettiğimiz bazı sorunlarımız şöyle. Mücbir sebep halinin genişletilmesi gerekmektedir. Serbest meslek erbabında KDV'nin gelir vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali müşavirlere uzmanlık alanımız olan iş dünyasının iş ve işlemlerini yapan işçi işveren ilişkileri ve ticari hayatı düzenleyici meslek örgütleri olarak arabuluculuk yetkisinin mutlaka bizlere verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir. Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır. Mali müşavire hak ettiği değer verilerek yeşil pasaport verilmelidir. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer kurumlarca son yıllarda istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Ancak bunlar bedelsiz kalmamalı ve artan iş yükü külfet olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka ekonomik karşılığı olmalıdır. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça az önce de belirttiğim gibi artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor. Bu sorun ve sıkıntıların diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Ülkemizin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir web sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çabalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır. Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Kamu ile mükellef arasında köprü görevi gören ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz. Yarını umutla şekillendireceğiz. Bu yönde kurumsallaşarak iş kalitesini artıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırız. Bu inançla serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslektaşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın muhasebe haftasını kutluyor. Ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha sağlıklı, aydınlık ve huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ederim.